Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle borcamda büyük boy, 24 kişiye yetebilecek boyutlarda bir cheesecake yapacağız. Öncelikle 3 paket burçak bisküviyi bu şekilde rondodan çektim ve 150 gram tereyağla karıştırıyorum. Borcamın içine yağlı kağıt serdim. Bisküvi ve tereyağı bu şekilde harmanlıyorum. Tamamen bisküvinin her yerine tereyağının gelmesini sağlıyorum. Ve bu karışımı yağlı kağıdın üzerine, borcamın içine aktarıyorum. Kaşıkla tamamen dümdüz olana dek bardak yardımıyla da sıkıca bastırarak tamamen yayıyorum ve bunu buzdolabına kaldırıyorum. Bu sırada ben labneni harcını hazırlamaya başlayayım. Burada tam 1200 gram, yani 4 paket 300 gramlık labne peynir var. Suyunu hafif süzerek karıştırma kabına aldım. Üzerine 2 su bardağı toz şekeri ilave edip elimle tel çırpıcıyla çırpıyorum. Şeker içinde tamamen eridiğine emin olduğumuzda içine kremalarımızı ekleyeceğiz. 2 paket vanilya ekliyorum. Buçuk paket krema kullanacağım ben bu tarifte. 2 paket de kullanabilirsiniz. Ben kremanın geri kalan kısmını sosunda değerlendirdiğim için 1,5 paket yeterli geldi benim için. Ardından 5 yemek kaşığı silme mısır nişastası ekliyorum. Çok tepeleme koymayın nişastayı. Silme yeterli. Mısır nişastasını da karıştırdıktan sonra 5 tane yumurtayı teker teker karışıma yediriyorum. Yumurtayı ekledikten sonra çok fazla çırpmamanız gerekiyor. Fazla çırparsanız cheesecake'iniz kek gibi kabarıp çatlayabilir. O şekilde olmasını istemiyoruz. Biz sadece homojen bir şekilde karışması yeterli. Karışımım hazır. Evet, şimdi dolaptan çıkardığım borcamın içine karışımı alıyorum. Bu sırada ben kremayı hazırlarken fırınımı 150 dereceye ayarladım ve içine sıya dayanıklı bir kapla su koymuştum. Tam kremayı yapmaya başlayınca bu işlemi yapmanız yeterli. Sert bir zemini bu şekilde vurarak içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım ve fırınıma koydum. Şimdi ben sosları hazırlamaya başlıyorum. Bir tane limonun bu şekilde kabuğunu rendelince tarafıyla rendeledim. 2 çay kaşığı şekerle elimle bu şekilde ovuyorum. Limonlu sosun aromatik olması için bunu yapıyorum genellikle. Bu şekilde biraz bekliyor. Ve limonu sıktım. Üzerine 1 su bardağı suya tamamladım. Limon kabuğunu da ilave ettim. 1,5 tatlı kaşığı kadar nişasta ve 2 yemek kaşığı şekerle limonlu sosumu pişiriyorum. Mısır nişastası kullanıyorum yine soslarda. Mısır nişastası sosların daha parlak olmasını sağlıyor. Aklınızda bulunsun ama olmazsa evde bulunmadığı takdirde buğday nişastasıyla da yapılır. Kıvam bu şekilde, size sıvı gelebilir arkadaşlar ama bu şekilde olması yeterli. Şimdi frambuazlı sosa geçelim. 100 gram kadar frambuazlı tavamı aldım. 1 tatlı kaşığı mısır nişastasını yarım çay bardağı suyla açıyorum. Frambuazların üzerine döküyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar şeker yine ilave ediyorum ve bunları pişiriyorum. Spatula ile eze eze pişirdiğimden daha sonra blenderla çekme ihtiyacı hissetmedim ve frambuazlar da çok tazeymiş, hemen ezildiler zaten. Evet, frambuaz sosum da hazır. Şimdi çikolata sosunu yapalım. Yarım paket kremayı tavaya aldım. Altını açtım. Hafif krema kaynamaya başlayınca 1 paket bitter çikolatayı ekliyorum. Altını kapatıyorum ocağın ve kremanın sıcaklığıyla çikolataların erimesini bekliyorum. Evet, çikolata sosum da hazır.
Şimdi fırından çıkmasını bekliyoruz. Soslarım bu şekilde hazır. Cheesecake'im de pişti. Tam 1 saat 15 dakika kadar fırında bekledim. 10 dakika kadar da fırın kapalı halde bekledi. Daha sonra fırının kapağını yarım açtım. O şekilde soğuttum. Bakın birazcık fırında benim cheesecake'im de kabardı hafif. Şu an pişiyor. Evet, şimdi cheesecake'im çıktı, fırından soğudu ve ben bunu 3'e böleceğim. Böyle PVC kaplı bir kağıt vardı evde. Onu sera streçle tekrar sardım ve bu şekilde 3'e böldüm ben cheesecake'imi. 3 renkli ve 3 soslu yapacağım çünkü bunu. Tamamen bastırarak cheesecake'in içine oturtuyorum. Şimdi soslayalım bunları. Önce limonlu sosu ilave ediyorum. Bakın bekledikçe katılaşmış. Daha ilk pişirdiğimde daha sıvıydı. Ve geniş bir yüzey olduğu için cheesecake'in yüzeyi daha da katılaşacak. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Merak etmeyin. Evet, sosumu düzeltiyorum. Ortadaki kısarmış bölüme çikolatalı sosu dökeceğim. Çikolata sosu kızarmış olan bölgeyi kapatsın istiyorum çünkü. Bu şekilde çikolatalı sosumu ilave ediyorum. Ve son olarak frambuaz sosu. Şimdi döküyorum. Biraz karıştırıp dökerseniz katılaşma varsa ya çözülmüş olur. Evet, 3 renkli cheesecake'im hazır. Oda sıcaklığına gelene kadar burada bekletiyorum. Tamamen soğuduktan sonra ise üzerine bir sera film çekip, streç film çekip onu buzdolabına kaldıracağım. Bir gün sonra sunuma ve servise hazır hale getireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakmanızı rica edeceğim. Sizler için farklı ve değişik tarifleri, değişik cheesecake çeşitlerini bulup sizler için tarif veriyorum. Emek veriyorum ve bir kalbi de çok görmezseniz çok sevinirim. Bakın bu şekilde büyük boy tırtıklı borcamda yaptım. Tamına 24 dilim, 24 kare dilim cheesecake'imiz olacak. Bu şekilde üçgen üçgen de dilimleyebilirsiniz. Ama biz biraz kalabalık olacağız. O yüzden kare kare dilimleyeceğim. Şimdi göreceksiniz. Evet arkadaşlar, cheesecake'im dolapta bir gece dinlendi ve tamamen soğudu. Şu an ikram edilecek kıvama geldi. Şimdi bunu dilimleyip sunuma çıkaralım bakalım kıvamı nasıl olmuş. Gayet güzel oturmuş, sertleşmiş, çok güzel bir kıvama gelmiş. Öncelikle bu sera sardığım PVC kaplı kağıtları alıyorum aralardan. Sonra dilimliyorum. Ben böyle ikişer dilim olarak renklendirmeyi yaptım. Dilimlerden sonra bıçağınızı bir peçete yardımıyla silerseniz renkler birbirine bulaşmamış olur. Ve daha temiz cheesecake görüntüsü elde etmiş olursunuz. Ben genellikle cheesecake'lerimi üzerine beyaz çikolata ile süslerim. Ama bunu bu şekilde sade yapmak istedim bugün. Zaten yeteri kadar alımlı ve süslü 3 renkli olduğundan beyaz çikolata eksik kalsın diye düşündüm. Şöyle bir tane frambuazlı dilimi çıkaralım.
Çocuklar sabırsızlandı onlara çünkü onu yedirmem gerekiyor. Bakın dilim bu şekilde ve gayet de büyük bir dilim, küçük de olmuyor, gayet yeterli bir boyuta sahip. Bir gece dinlendiğinden dolayı kıvamı gerçekten harika. Tabanı aynı şekilde, içi aynı şekilde. Bu şekilde bakalım kimler neli tercih edecek. Benim tercihimi soracak olursanız tabii ki de limonlu. Bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.